Türk Şurası dövlət başçılarının İstanbul'da keçirilən 8-ci zirve görüşü, gözlənilən mühüm qərarlar ictimai-siyasi dairələrin, ekspertlərin əsas müzakirə mövzusudur. Səsləndirilən şəhərlərdə Azərbaycanın Şuraya sədirliyi dövrü, xüsusən dövlətimizin Türk birliyində rolu yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın Qarabağda yürüttüyü savaş ve bunun yol açtığı sonuçlar bugün Türk Konseyi'ne de etki etmiş durumda. Dolayısıyla Karabağ Savaşı sadece Azerbaycan bağlamında değil, Kafkasya bağlamında değil, çok daha geniş bir jeopolitikte Türk Konseyi'nin geleceği açısından da bir dönüm noktası oluşturmuş durumda. Ve Karabağ Savaşı'nın buradaki motive edici rolü, burada Türkmenistan'ın gözlemci üyeliği dahil, bundan sonraki süreçte Türk Konseyi'nin genişleme sürecinde etkisini devam ettireceği benziyor. Azerbaycan'ın Türk dünyasının dönem başkanlığını üstlendiği süreçte özellikle Yukarı Karabağ Savaşı'nın da getirmiş olduğu başarıyla Türk dünyasında büyük bir moral ve motivasyon oldu. Bütün bu Covid'den başlayıp enerji konusundan tutun da diğer bütün sektörlerde Türk dünyasını bir araya getirecek yeni mekanizmaların kurulmasına yönelik altyapı hazırlandı. Türkmenistan'ın katılma kararı da bu çerçevede çok önemli. Şimdi Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçen bu dönem başkanlığı işte Azerbaycan'ın hazırlamış olduğu bu motivasyonla birlikte Türkiye'nin işini daha da kolaylaştıran bir süreç olacak diye düşünüyorum. Türk Konseyi'nin Azerbaycan'ın dönem başkanlığında yaptığı çok önemli faaliyetler var. Bir defa şunu diyebiliriz ki son bir sene içerisinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın işbirliği konseyin de faaliyetlerine yansıdı. Ve Türkiye ile Azerbaycan'ın son bir sene içerisinde yaptığı faaliyetler, daha doğrusu Azerbaycan'ın dönem başkanlığında son bir senede yapılan faaliyetler, Türk Konseyi'nin son 5 senede yaptığı bütün faaliyetlerden daha fazla. Toplantılar, işbirlikleri, kabul edilen birçok anlaşmalar. Bir sinerji çıktı ortaya. Türkiye ile Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda ortaya koyduğu sinerji diğer Türk Cumhuriyetlerini bu konuya daha çok heveslendirdi. Kazakistan Türkiye ile, Özbekistan Türkiye ile daha yakın işbirliği ve Azerbaycan'a daha yakın işbirliğine girişti. Ve her şeyden önemlisi hiçbir uluslararası teşkilata üye olmayan Türkmenistan bugün Türk Konseyi içerisinde yer alacak. Bu tabi Azerbaycan'ın dönem başkanlığındaki en önemli başarılarından olarak sayabiliriz. Bundan evvelki summit Azerbaycan tarafının sədirliyle Bakıda keçirilib. Bu tarixi tədbirə hazırlıq heç də asan olmayan 2 il ərzində gedib. Buna bakmayaraq, Azerbaycan tarafı bu şəraitdə əlindən gələni edirdi və summit'e hazırlıq yüksək səviyyədə gedirdi. Bu müddət ərzində böyük forumlar, ölkələrimizin mədəniyyət nazirlərinin görüşləri, media forum, təhsil nazirlərinin, iqtisadiyyat nazirlərinin toplantısı keçirildi. Bir sözlə, Türk dünyasının bütün fəaliyyət sahələrində əsaslı hazırlıqlar aparıldı. Azərbaycan tərəfinin sədirliyi altında qəbul olmuş bütün qərarlar bugün təqdim olunacaq və biz bu məhsullar işin nəticələrini əldə edəcəyik. Türk Şurasında tabii informasiya sahasında, turizm sahasında, ulaştırma bu ve ekonomik sahada da birçok tedbirler düzenlendi. Bence pandemiye bakmaksızın Azerbaycan'ın sedirliği Türk Şurası'nda çok başarılı geçti. Çok kazançlı oldu ve Türk dünyasında bu çalışmalar, bu emek, bu işler sonucunda da Türk dünyasının teşkilatı da artık yeni bir dövre geçmiş olmaktadır. Türk dünyasının maruz kaldığı tehditlere ve sınamalara müştereken ortaklaşa cevap vermenin ne kadar büyük bir ehemmiyet arz ettiği hepimiz tarafından malum olmuş oldu. Özellikle Can Azerbaycan'ın büyük zaferi, 44 gün süren şanlı mücadelesinin kahramanca vermiş olduğu o muharebenin sonunda topraklarını bileğinin hakkıyla geri almış olması hafızalardadır. Bu süreçte Türk dünyasının sunmuş olduğu katkılar da elbette bu birlik ve dirlik ruhunun ne kadar ehemmiyet arz ettiğine dair önemli bir işarettir.
dünənləri biz Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu olaraq Türk Şurasının Xarici İşlər Nazirlərinin 8-ci samitində biz belə bir təkliflə çıxış etdik ki, Qarabağda, Şuşada Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi yaradılsın, orada inşa edilsin və düşünürəm ki, o gözəl bir təşəbbüsdür, o mənada ki, bizim Türk dövlətlərimizin bir yeni bir o qardaşlığının yeni bir simvolu olar, yeni bir göstəricisi olar.